Birinci soru. Sinüs 3 teta eşittir 3 çarpı sinüs teta eksi 4 çarpı sinüs küp teta eşitliği veriliyor. Buna göre ifadesinin eşiti kaçtır denmiş. Şimdi buradaki sinüs 80 yerine kosinüs 10 yazalım. Buradaki sinüs 20 yerine ise arkadaşlar bakın şöyle yazabiliriz. Sinüs 20 eşittir 2 çarpı sinüs 10 çarpı kosinüs 10. Bunu yazıyorum yerine. 2 çarpı sinüs 10 çarpı kosinüs 10. Buradaki kosinüs 10'lar sadeleşir. Artı burada da arkadaşlar sinüs 20 bölü sinüs 80 verilmiş. Buradaki ifadenin tersi. Şimdi burada 1 bölü 2 sinüs 10 çıkıyor. Bunun tersi de 2 çarpı sinüs 10 demektir. Bunun karesini alacağız. Eşittir yapıyorum. 1 bölü 2 tane sinüs 10 eşittir. 2 sinüs 10'un karesini aldığımızda da 4 çarpı sin kare 10 çıkar. Bunun paydasında 1 var. 2 sinüs 10 ile genişletirsek ifademiz şöyle olacak. 1 artı 8 tane sinüs küp 10 bölü 2 sinüs 10 çıktı. Yukarıda verilen eşitliği şimdi kullanalım arkadaşlar. Buradaki eksi 4 sin küp teta vardı ya. Bunu sol tarafa geçirdiğimizde 4 çarpı sin küp teta eşittir. 3 tane sinüs teta eksi sinüs 30 çıktı. Sinüs teta yerine 10 yazarsak 4 çarpı sin küp 10 eşittir. 3 çarpı sinüs 10 eksi sinüs 30 da 1 bölü 2 idi. Şimdi şuradan devam edelim arkadaşlar. 8 çarpı sin küp 10 vardı ya. Şimdi bu 4 sin küp 10'un 2 katıdır. O zaman 1 artı şurayı 2 ile çarpacağım. 6 çarpı sinüs 10 eksi 2 bölü 2 çıkar. Bölü 2 tane sinüs 10 oldu. 2 bölü 2 1'dir. Şu 1'ler sadeleşir. 6 çarpı sinüs 10 bölü 2 çarpı sinüs 10 çıkar. Sinüs 10'lar da sadeleşirse arkadaşlar 6 bölü 2'den 3 buluruz. Doğru cevap D şıkkıdır. İkinci soru. Bir ABC üçgeninde AB doğru parçasının uzunluğu 4 birim, AC doğru parçasının uzunluğu 3 birimdir. Sinüs B 2 bölü 3 sinüs C olduğuna göre ABC açısının ölçüsü kaç derecedir denmiş. ABC açısının ölçüsü sorulmuş arkadaşlar. Buraya alfa diyelim. Sinüs teoremini kullanalım şimdi arkadaşlar. B'nin karşısında 3 var. 3 bölü sinüs B eşittir. C'nin karşısında da 4 var. 4 bölü sinüs C olacak. Sinüs B'ye 3 kat. Sinüs C'ye de arkadaşlar 4 kat diyebiliriz. Sinüs B 3 kat eşittir. 2 bölü 3 çarpı sinüs C de 4 kat. Şimdi içler dışlar çarpımı yapalım. 3 katla 3 çarpı 4 katı çarptığımızda 36 k kare eşittir 2 buluruz. Buradan k kareyi 2 bölü 36 buluruz. Sadeleştiğinde de bu 1 bölü 18 olur. K kare 1 bölü 18 ise arkadaşlar k da 1 bölü kök 18 olur. Kök 18 de bildiğiniz gibi 9 çarpı 2'den bu 3 kök 2 şeklinde yazılabilir bakın. K'yi bulduk. 1 bölü 3 kök 2. Bize bu açı sorulmuş arkadaşlar. Şimdi sinüs B 3 kattı. O zaman 3 çarpı 1 bölü 3 kök 2. 3'ler sadeleşir. Sinüs B 1 bölü kök 2 çıkar. Şimdi hangi açının sinüsü 1 bölü kök 2'dir? Arkadaşlar hemen bir dik üçgen çizelim. Sinüs neydi? Karşı bölü hipotenüs. Şurası B açısı olsun. Karşısı 1, hipotenüsü kök 2. Pisagor teoreminden burası da 1 çıkar. Dolayısıyla bakın bu ikizkenar üçgen çıktı. İkizkenarsı dik üçgende 45, 45, 90 üçgenidir. Dolayısıyla B açısı arkadaşlar 45 derece olarak bulunur. Doğru cevap C şıkkıdır. Üçüncü soru. Ali ve Mehmet'in evleriyle okulları arasındaki yollar şekildeki ABC üçgeniyle modellenmiştir. AB doğru parçasının uzunluğu 3 kilometre, AC doğru parçasının uzunluğu 5 kilometre ve BAC açısının ölçüsü 120 derecedir. Saat 15'te okuldan çıkan Ali ve Mehmet evlerine doğrusal olarak sabit hızla hareket ederek aynı anda saat 15.20'de varmışlardır.
16'da evlerinden okul çıkışındaki sabit hızlarıyla birbirlerine doğru hareket eden Ali ile Mehmet saat kaçta buluşurlar? Şimdi BC doğru parçasının uzunluğuna x diyelim. Buradaki BAC açısının ölçüsü de 120 dereceymiş. Şimdi kosinüs teoreminden arkadaşlar x'i bulalım. X kare eşittir 3'ün karesi 9 artı 5'in karesi 25 eksi 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı kosinüs 120. Bunu bulacağız. Şimdi kosinüs 120 arkadaşlar eksi 1 bölü 2'ye eşit olur. Yerine yazalım. X kare 9, 25 daha 34 eksi 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı eksi 1 bölü 2. Şu ikiler gider. Eksi ile eksinin çarpımı artı olur. 3 kere 5 15. 34, 15 daha 49 yapar. Buradan x'i 7 olarak buluruz. Evet, burası 7 kilometreymiş. Şimdi Ali ve Mehmet'in arkadaşlar hızlarını hesaplayalım. Saat 15'te okuldan çıkıyorlar ve evlerine saat 15.20'de gidiyorlar. Şimdi 20 dakikada Ali 3 kilometrelik yol alıyor. Mehmet de arkadaşlar 20 dakikada 7 kilometrelik yol alıyorlar. Bunların hızlarını bulalım şimdi. Ali'nin gittiği yol 3 kilometre. Bunu metreye çevirirsek 3000 metre olur. Süresi ise 20 dakika. 3000'i 20'ye böldüğümüzde 150 metre buluruz. Bakın dakikada 150 metre ile gidiyor Ali. Mehmet'in gittiği yolda arkadaşlar 7 kilometre. Bu da 7000 metre yapar. 7000'i 20'ye böldüğümüzde de bu sefer 350 metre buluruz. Bu da Mehmet'in hızıdır. Şimdi Ali ile Mehmet evlerinden birbirlerine doğru gidecekler. Bakın Ali ve Mehmet bu sefer 5 kilometrelik mesafe var aralarında. Kaç dakika sonra buluşurlar? Onu bulmamız için arkadaşlar aralarındaki mesafe 5000 metre. Hızlarının toplamı ise 150, 350 daha 500 yapar. 5000'i de 500'e bölersek 10 dakika buluruz. Şimdi bunların ikisi arkadaşlar saat 16'da evlerinden çıkarlarsa 16'ya 10 dakika eklediğimizde saat 16.10'da buluşmuş olurlar. Doğru cevap B şıkkıdır. Dördüncü soru. Bir ABC üçgeninin kenar uzunlukları BC eşittir A birim, AC eşittir B birim ve AB eşittir C birimdir. Bu üçgenin kenar uzunlukları arasında A artı B artı C eşittir A çarpı B bölü A artı B eksi C bağıntısı vardır. Buna göre ACB açısının ölçüsü kaç derecedir? Bir ABC üçgeni varmış arkadaşlar şu şekilde. Evet. BC A birim, AC B birim, AB de C birim. Bize ACB açısının ölçüsü sorulmuş şurası. Buraya alfa diyelim. Şimdi burada bir içler dışlar çarpımı yapalım arkadaşlar. Önce A ile A artı B eksi C'yi çarpalım. A kare artı AB eksi AC. Sonra B ile çarpalım arkadaşlar. AB artı B kare eksi BC. Sonra C ile çarpalım. AC artı BC eksi C kare eşittir A çarpı B. Şimdi sadeleşenlere bakalım. Buradaki eksi AC ile buradaki artı AC gider. Sonra buradaki artı BC ile eksi BC gider. Bir A kare var şurada. Artı burada bir B kare var. Sonra arkadaşlar AB, AB, 2AB var. Başka bir de eksi C kare var. Eşittir A çarpı B çıktı. Şimdi bu C kareyi arkadaşlar sağ tarafa attığımızda artı olarak geçer. Buradaki A çarpı B'yi de sol tarafa attığımızda A kare artı B kare artı AB çıktı. Şurada da arkadaşlar kosinüs teoremini yazarsak eğer biz C kare eşittir A kare artı B kare eksi 2 çarpı A çarpı B çarpı kosinüs alfa olur. Şimdi bunu buna benzetelim. Görüldüğü gibi bakın şurası arkadaşlar şuraya eşit çıkacak. Yani A çarpı B eşittir eksi 2AB çarpı kosinüs alfa. Buradaki AB'ler sadeleşir. Bakın burada 1 kalır. Eksi 2'yi de sol tarafa geçirdiğimizde eksi 1 bölü 2 eşittir. Kosinüs alfa çıktı. Hatırlayalım arkadaşlar. Hangi açının kosinüsü 1 bölü 2 idi? Kosinüs 61 bölü 2 idi. Ama eksi 1 bölü 2 olduğu için buradaki alfa da 120 derece olmalıdır.
Doğru cevap C şıkkıdır. Beşinci soru. Şekildeki ABC üçgeninde BAD açısının ölçüsüyle EAC açısının ölçüsü birbirine eşittir. AB doğru parçasının uzunluğu 15 birim. AD doğru parçasının uzunluğu ile AE doğru parçasının uzunluğu birbirine eşit. DE doğru parçasının uzunluğu ile EC doğru parçasının uzunluğu birbirine eşit ve ABC üçgeninin çevresi 54 birimdir. Buna göre ABC üçgeninin alanı kaç birim karedir? ADE üçgeni ikizkenar üçgenmiş. O halde D açısının ölçüsüyle E açısının ölçüsü birbirine eşittir. D açısının bütünleri olan şu açıyla E açısının bütünleri olan şu açı da birbirine eşit demektir. Bakın şurada oluşan iki üçgenin birer kenarları ortak, açılarının da ikişer tanesi aynı olduğu için o zaman geriye kalan şuradaki B açısıyla da arkadaşlar buradaki C açısı birbirine eş demektir. O halde burası da 15 olur. Şimdi bu üçgenin çevresi 54 birimmiş. ABC üçgeninin. Burası 15, burası da 15, 30. Geriye arkadaşlar 24 kaldı. DE ile EC kenarı birbirine eşitmiş arkadaşlar. Şu kenar şu kenara eşitmiş. O zaman bu kenarla da şu kenar birbirine eşit çıkar. Şimdi 3'ü birbirine eşit çıktı. O zaman 24'ü 3'e böldüğümüzde bu kenarların her birini 8 birim olarak buluruz. Bize ABC üçgeninin alanı sorulmuş. Şimdi bunu bakın şöyle A'dan bir yükseklik indirerek yükseklik formülünden bulabiliriz arkadaşlar. Bakın bu ikizkenar üçgen olduğu için tabana ilinen dikme aynı zamanda kenarortaydır. Buraları 4, 4, 2'ye ayırır. Bakın şuradaki kenar 12 birim oldu. Burası da 15. O zaman şuradaki yükseklik de 9 olmalıdır. 3, 4, 5 üçgeninin 3 katı. O halde üçgenin alanını şöyle buluruz. Taban 24, yükseklik 9 bölü 2. 24'ü 2'ye böldüğümüzde 12 olur. 9'da da 12'nin çarpımı 108 olur. Doğru cevap D şıkkıdır. 6. soru. Şekildeki ABCD yamuğunda DC doğru parçasıyla AB doğru parçası birbirine paraleldir. ADC açısının ölçüsü 90 artı alfa. ABC açısının ölçüsü alfa. AD doğru parçasının uzunluğu 6. DC doğru parçasının uzunluğu 6 santimetre ve BC doğru parçasının uzunluğu 8 santimetredir. Buna göre AC doğru parçasının uzunluğu kaç santimetredir? AC doğru parçasının uzunluğu sorulmuş. AC'ye x diyelim arkadaşlar. Burası x olsun. Şimdi burası 90 artı alfa verilmiş. Burası da alfa. Bakın şuradan şöyle D'den bir paralel çiziyorum. Şu şekilde paralel olacak arkadaşlar. Şimdi burası alfa idi ya. Şurası da alfa olur. Şimdi Z kuralından dolayı burası da alfa olur. O zaman burası da 90 derece çıkar. Şimdi burası 90'sa arkadaşlar. Bakın burası 6. Şurası 8. 6, 8, 10 üçgeninden. Burası da 10 çıktı. Şurası da gene 6'dır. Şimdi bakın şu açıdan arkadaşlar kosinüsü uygulayalım. Kosinüs teoremini. Bu açının karşısında x var. O halde x kare eşittir. 8'in karesi 64 artı 16'nın karesi 256 eksi 2 çarpı 8 çarpı 16 çarpı kosinüs alfa. Buradan bulacağız. Ama bize kosinüs alfa lazım. Kosinüs alfaydı arkadaşlar. Şuradan bulalım. Bakın dik üçgen var burada. Kosinüs neydi? Komşu dik kenar bölü hipotenüs. Şimdi komşusu 8, hipotenüsü 10. O zaman sadeleştiğinde kosinüs alfayı 4 bölü 5 olarak buluruz. Şurada yerine yazalım. 64, 256 daha 320 olur. Eksi 2 çarpı 8 çarpı 16 çarpı 4 bölü 5. Şimdi bu 320'nin paydasında 1 var. Bunu 5 ile genişletelim. 5 ile 320'yi çarptığımızda 1600 buluruz. Eksi burada 2 çarpı 8 16. 16 kere 16 256. 4 ile 256'yı çarptığımızda da 1024 buluruz. Bölü 5. 1600'den de 1024'ü çıkardığımızda arkadaşlar x kareyi 576 bölü 5 olarak buluruz. Buradan x karekök 576 bölü 5'e eşittir. 576 24'ün karesidir. O zaman x 24 bölü kök 5 olarak bulunur. Bunu da kök 5 ile genişletirsek x eşittir 24 kök 5 bölü 5 olarak bulunur. Doğru cevap D şıkkıdır.
Yedinci soru. İrem öğretmen, öğrencisi Ayça'dan çizdiği ABC üçgeninde sinüs teoremi ile ilgili işlemler yapmasını istiyor. Ayça işlemleri yaparken aşağıdaki adımları izliyor. Buna göre Ayça ilk hatayı kaçıncı adımda yapmıştır? Birinci adıma bakalım arkadaşlar. ABC üçgenin alanını bulurken sinüs C'yi kullandığı zaman 1 bölü 2 çarpı A çarpı B sinüs C. Sinüs A'yı kullandığında da arkadaşlar 1 bölü 2 çarpı B çarpı C çarpı sinüs A. Bu doğru. Geçelim ikinci adıma. Buradan 1 bölü 2'ler sadeleşmiş ve B'ler sadeleşmiş. Bakın karşılıklı. Geriye ne kalmış? A çarpı sinüs C eşittir. C çarpı sinüs A. Bakın bu da doğrudur. Üçüncü adımda ise bakın buradaki A ile C yer değiştirmiş. O halde sinüs C bölü C eşittir. Sinüs A bölü A çıkmış. Bakın bu da doğru. Şimdi dördüncü adıma bakalım. Gördüğümüz gibi sinüs C artı sinüs A bölü C artı A. Bakın oran orantı konusunda bunlar karşılıklı böyle toplanabiliyordu. Dolayısıyla burada da toplam işlemi yapılmış ve aynı oran gene eşit sinüs C bölü C'ye. Dolayısıyla bu da doğrudur. Beşinci adıma bakalım. Bu sefer sinüs C artı sinüs A'yı bakın sinüs parantezine almış. Arkadaşlar trigonometride böyle bir şey olmaz. Bakın bu yanlıştır. Dolayısıyla Ayça ilk hatayı 5. adımda yapmıştır. Doğru cevap E şıkkıdır. 8. soru. Şekildeki ABCD eşkenar dörtgeninde AD doğru parçasının uzunluğu eşittir 4 çarpı AE doğru parçasının uzunluğuna. O da eşittir 4 çarpı CF doğru parçasının uzunluğuna. O da eşittir 8 kök 3 birim ve DAB açısının ölçüsü 60 derecedir. Buna göre EF doğru parçasının uzunluğu kaç birimdir? AD doğru parçası 4AE ve 4CF'ye eşitmiş. O zaman AE ile CF birbirine eşittir arkadaşlar. AE'ye x dersem buradaki CF de x olur. Şimdi AD de arkadaşlar 4x'miş. O zaman geriye 3x kaldı. Bu eşkenar dörtgen olduğu için burası da 3x olacak. Buralarda arkadaşlar 4x olacak. Şimdi 4x eşittir 8 kök 3'müş. Bakın burası da aynı şekilde 8 kök 3. Bize EF soruluyor. EF'ye de Y diyelim. Şimdi şurada bir üçgen oluşturalım. Böyle E'den bir paralel doğru çiziyorum arkadaşlar. Bakın şurası da x olacak. O zaman geriye 2x kaldı. Şimdi şuradaki doğrunun uzunluğu arkadaşlar 8 kök 3. Şurası 2x'ti. 2x de bakın 4x'in yarısı olduğu için burası da 4 kök 3 olur. Şimdi bize şu açı lazım. Bu açı da şu açıyla aynıdır. Bu açı 120 derecedir. Çünkü 60 ile 120'nin toplamı 180 ya. O zaman burası da 120 çıkar. Şimdi kosinüs teoremini kullanalım arkadaşlar. Y'nin karesi eşittir. 4 kök 3'ün karesini alacağız. 4 kök 3'ün karesi 48 olur. Artı 8 kök 3'ün karesi ise 192 yapar. Eksi 2 çarpı 4 kök 3 çarpı 8 kök 3 çarpı bir de kosinüs 120. Kosinüs 120 arkadaşlar. Eksi 1 bölü 2 idi. Daha önce de yapmıştık bunu. Devam edelim işlem arkadaşlar. Y kare 48 ile 192'yi topladığımızda 240 olur. Şimdi 2 çarpı 4 kök 3 çarpı 8 kök 3. 4 kök 3 de 8 kök 3'ün çarpımı. Kök 3 de kök 3'ün çarpımı 3 olur. 3 kere 4 12. 8 kere 12 96. 2 kere 96 192 olur arkadaşlar. Bu kosinüs 120 de bakın 192 çarpı eksi 1 bölü 2'dir. Şimdi eksi ile eksinin çarpımı artı olur. 192'yi de 2'ye böldüğümüzde 96 olur. Bu 240 artı 96 çıktı arkadaşlar. 240 ile de 96'yı topladığımızda 336 buluruz. Y kare 336'ymış. O zaman Y de karekök 336 demektir. Karekök 336 ise 4 karekök 21'e eşittir. Doğru cevap E şıkkıdır. 9. soru. ABC üçgeninde AB doğru parçasının uzunluğu C birim, BC doğru parçasının uzunluğu A birim, AC doğru parçasının uzunluğu B birim ve BAC açısının ölçüsü alfa, ACB açısının ölçüsü teta, CBA açısının ölçüsü betadır. 6 sinüs beta eksi 4 sinüs teta eşittir 5 sinüs alfa, 3B eksi 2C eşittir 21 eksi A eşitlikleri veriliyor. Buna göre BC doğru parçasının uzunluğu kaçtır? Şimdi sinüs teoreminden hareket edelim arkadaşlar. Sinüs alfa bölü A eşittir. Sinüs beta bölü B eşittir. Sinüs teta bölü C'dir. Bunların hepsini K gibi bir orantı sabitine eşitlersek buradan sinüs alfayı A çarpı K, sinüs betayı B çarpı K, sinüs
Teta'yı da C çarpı K olarak yazabiliriz. Şurada sinüs beta, sinüs teta ve sinüs alfa yerine buradaki değerleri yazalım. 6 çarpı B çarpı K eksi 4 çarpı C çarpı K eşittir 5 çarpı A çarpı K'dir. Şimdi sol tarafı K ortak çarpan parantezini alırsam 6B eksi 4C eşittir 5CK olur. K'ler sadeleşirse buradan 6B eksi 4C eşittir 5A çıkar. Şimdi şurada da arkadaşlar verilen eşitliği 2 ile genişletirsem 6B eksi 4C eşittir 42 eksi 2A olur. Şimdi alttaki denklemi eksi ile çarpıp taraf tarafa toplarsak burası eksi olur, burası artı olur, burası eksi olur, burası artı olur. Topladığımızda B'ler ve C'ler birbirini götürür, 0 olur. 5A, 2A daha 7A eksi 42 olur. Eksi 42'yi sol tarafa geçirdiğimizde artı 42 eşittir 7A olur. 42'yi de 7'ye bölersek A'yı 6 olarak buluruz. Doğru cevap C şıkkıdır. 10. soru. Üçgen biçimindeki çocuk parkı şekildeki ABC üçgeni ile modellenmiştir. Bu parkın etrafına 10 metre aralıklarla köşelerine de birer fidan gelecek şekilde dikim yapılacaktır. AB doğru parçasının uzunluğu 600 metre, AC doğru parçasının uzunluğu 400 metre ve BAC açısının ölçüsü 60 derecedir. Buna göre toplam kaç fidan dikilecektir? Karekök 7'yi 2,65 alınız denmiş. BAC açısının ölçüsü 60 dereceymiş arkadaşlar. Burası 60 derece. Buradaki BC kenarına da x diyelim. Şimdi kosinüs teoremini kullanalım. X'in karesi eşittir 400'ün karesi artı 600'ün karesi eksi 2 çarpı 400 çarpı 600 çarpı kosinüs 60. Devam edelim. X kare eşittir 400'ün karesi 160 bin olur. 600'ün karesi 360 bin olur. Eksi 2 çarpı 400 çarpı 600. 2 çarpı 400 ile 600'ü çarptığımızda 240 bin buluruz. Kosinüs 60 da 1 bölü 2'ye eşittir. Şuradaki 2'ler sadeleşsin. Şimdi x kare eşittir. 160 bin ile 360 bini topladığımızda 520 bin olur. Eksi 240 bin. 520 binden 240 bini çıkardığımızda x kareyi 280 bin olarak buluruz. Buradan x karekök 280 bine eşittir. Bu da arkadaşlar 40 bin çarpı 7'dir. 40 bin de dışarıya 200 olarak çıkar. Dolayısıyla x buradan 200 karekök 7 olarak bulunur. Şimdi karekök 7'nin yaklaşık değeri 2,65'ti. O zaman x eşittir 200 çarpı 2,65. 2 çarpı 265 olur. Bu işlemi yaptığımızda da arkadaşlar 530 buluruz. Bakın x'i 530 olarak bulmuş olduk. Şimdi bize deniyor ki 10 metre aralıklarla arkadaşlar fidan dikilecekmiş. Önce bu bahçenin etrafını bulalım. 600, 400 ve 530'u toplarsak 1530 metre olur. 10 metre aralıklarla fidan dikileceği için 1530'u 10'a bölersek fidan sayısını 153 olarak buluruz. Doğru cevap D şıkkıdır. 11. soru. Ali bir pergelin sivri ucunu kağıt üzerindeki bir noktaya koyup pergelin açıklığını bozmadan çapı 21 santimetre olan bir çember çiziyor. Ali'nin kullandığı pergelin kollarının uzunlukları 7,5 ve 12 santimetre olduğuna göre pergelin kolları arasındaki açının ölçüsü kaç derecedir? Şimdi pergelin kollarıyla arkadaşlar bu dairenin yarıçapı arasında bir üçgen oluşuyor şu şekilde. Pergelin kollarından birisi 7,5, diğeri 12 santimetreymiş. Burası da arkadaşlar dairenin yarıçapına eşittir. Dairenin yarıçapı da 21'i 2'ye böldüğümüzde 10,5 olarak buluruz. Burası da bakın pergelin açısıdır. Bize bu açının ölçüsü sorulmuş. Aynı şekilde şimdi bulduğumuz bu kenarları orantılayalım arkadaşlar. Önce 10 ile genişletelim. 10 ile genişletirsek burası 120, burası 75, burası da 105 olur. Şimdi 120, 75 ve 105
Bunlar 15'in katlarıdır. Arkadaşlar 120 15'in 8 katıdır. Bakın burası 8 ile orantılı. 75 15'in 5 katıdır. 105 ise 15'in 7 katıdır. O zaman biz bu kenarları 8, 7 ve 5 olarak alabiliriz. Kosinüs teoremini uygulayalım şimdi. Burada 7'nin karesi 49 eşittir. 8'in karesi 64 artı 5'in karesi 25 eksi 2 çarpı 8 çarpı 5 çarpı kosinüs alfa. Şimdi 49 eşittir. 64 ile 25'in toplamı 89 eksi 2 kere 8 16 5 kere 16 80 çarpı kosinüs alfa çıktı. Şimdi 80 kosinüs alfa burada dursun. Şuradaki 89'u sol tarafa geçirdiğimizde eksi 40 olur. Burası da eksi 80 çarpı kosinüs alfa oldu. Eksi 80'i de sol tarafa arkadaşlar bölü olarak geçirirsek eksinin eksiye bölümü artı olur. 80 bölü 40 olur. 80 bölü 40 da 1 bölü 2'ye eşit. Bakın kosinüs alfayı 1 bölü 2'ye eşit bulduk. Arkadaşlar hangi açının kosinüsü 1 bölü 2'dir? Tabii ki 60 derecenin. 60 derecenin kosinüsü 1 bölü 2 olduğu için alfa 60 derecedir. Doğru cevap C şıkkıdır.